Evet arkadaşlar, biz Karadeniz'de gaz bulduk. Biz gazı bulduktan sonra Yunanistan'da Fransa'nın tahminimce hani gazına gelerek üstümüze gelmeye başladı. Ege'de uluslararası karasularında bile hava kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak istiyor. 12 mile. Ne kadar Ege'de adalar varsa adaları bir bir silahlandırmaya başladı. Hatta Meis Adası'na bile öyle turizm gemisiyle asker çıkardı. Ve generalleri öyle açıklamalarda bulunuyor ki 1 saat içerisinde diyor biz Ankara'ya bile girebiliriz. Bak 1 saat içerisinde bile yiğitliklerine, mertliklerine, delikanlılıklarına söyleyecek söz yok. Öyle ahkam kesiyorlar ki ne bize sanarsınız ki Bizans ordusunu almış eski kudretli şaşalı Bizans ordusu zamanındaymış gibi 3 gün önce yani 1927'de 3 tane ayyaşın İngiliz, Rus ve Fransızın 3 ayyaşın oturup da bir dernek kurarmış gibi bir devlet kuralım diye Yunanistan'ı kurduğu akıllarına gelmiyor. Bizim yani bir kanalizasyonumuz bile yani ufak İstanbul'un kanalizasyonu yanlışlıkla patlasa Yunanistan'a doğru aksa boğulacaklar orada. Haberleri yok. Bize ahkam kesiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'a diyor ki ne kadar Türk milleti devleti varsa hepsini al gel. Hatta Orta Asya'yı da getir. Eğer elimden geliyorsa diyor Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz Sultan Selim'i, Kanuni'yi, Alparslan'ı, Harzemşahları, Büyük Selçuklu, Küçük Selçuklu, Karahanlılar kim varsa hepsini al gel seni diyor burada bekliyor olacağız diyor. Yani diyor her şeye hepinize karşı koyabiliriz. Gücümüz var, iktidarımız var diyor. Kendisi açıklama yapıyor. Bizim Oruç Reis'imize Oruç Reis'in yapmış olduğu çalışma alanına Navtekstimize durmadan böyle saldırılarda böyle taciz uçuşlar yaparak bizim gemilerimize böyle taciz saldırıları yapıyor. Bizim sinirimize, kılcal damarlarımıza oynuyor. Böyle abilik, dayılık, artistik, efelik yapıyor. Bize hani gövde gösterisi yapıyor. Ama bunun aynısını güney sınırlarımızda PYD, YPG'de yapıyordu bak. Amerika'nın gazına gelmişlerdi. Bize neler diyorlardı? Hatta Türkiye'deki HDP milletvekilleri ne diyordu? Tükürüğümüzle boğarız sizi. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Bir gece ansızın gelebiliriz ve bir gece ansızın gitti. Ne oldu? Biz gittikten sonra o kahraman diye kahraman geçinenler etek giyerek kaçmak zorunda kaldı. Şimdi böyle hani sen artistik dayılık yapıyorsun ya, efeleniyorsun ya. Bizim komandolarımızın çekirge gibi sizin komandolarımız sizin adalarınızı asker çıkardığımız zaman komandoların postallarıyla sizin Atina'da yürüdüğü zaman o zaman Avrupa'ya abi bak bunlar geldiler bizi mahvediyorlar. NATO, Birleşmiş Milletler, hani uluslararası mahkeme neredesiniz? Amerika abi Fransa diye yalvardığın zaman o zaman işte etek giyip kaçacağın zaman o zaman kaçarsın. Daha sonra bugünkü yaptığın o yiğitlikleri, mertlikleri, dayılıkları unutacaksın. Bir kenara bırakacaksın. Biz çekirge sürüsü bir girdiğimizde 6 ay sonra nasıl bak açıklama yapacaksın? Diyeceksin ki ne? Aynı bugün gazetecilerin, Fransız gazeteciler gelip söyleyecek. Sen de diyemeyeceksiniz. Ya bizim işgal ettiğiniz adalardan çıkmaz mısınız? Biz anlaşmak için her türlü masaya oturduk ama siz bir türlü o masaya gelmediniz, anlaşmadınız. Biz her şeyi hani oluruyla, diplomasi yoluyla çözmek istiyorduk. Ama siz bir türlü bunu kabul etmediniz. Biz uysalız, çağdaşız. Biz asla savaş diliyle size hitap etmiyoruz. Biz tamamen demokrasi ve barışçıl bir dille size yaklaşıyoruz diye abilerinden, ablalarından da alamadığın destek sonrasında etek giyip kaçtığın zaman bize o, siz de değil o Ermeni ve Fransız gazeteciler diyecek ki arkasından bak bugün dayılık yapıyorum. 1 saatte Ankara'ya gidiyorsun ya. Ondan sonra biz geldiğimiz zaman diyeceksiniz ki ne? Ya siz niye Yunan adalarını işgal ettiniz? Ya siz niye Yunanistan'a Atina'ya kadar girdiniz? Ne işiniz var orada
askerinizi geri çekinsene. Siz ne amaçla Yunanistan'ın topraklarında bulunuyorsunuz? Neden geri çekilmiyorsunuz diye böyle bize Dışişleri Bakanımızı ve Cumhurbaşkanımıza basın toplantısında köşeye sıkıştırmak için böyle rutin sorular soracaklar. Halbuki bugün dayılık yaptığınızı onlar bizim bardağa taşınan son damlaya kadar bizi çileden çıkardığınızı dile getirmeyecekler. Bizi tehdit ettiğinizi, bizi Anadolu'dan sürebiliriz, bir saatte Ankara'ya bile gireriz diye bizi çileden çıkardığınızı demeyecekler. Bizi uluslararası diğer devletlerin nezdinde bizi aşağıladığınızı, bizi küçüktüğünüzü söylemeyecekler. Bizi tahrik ettiğinizi kimse gündeme getirmeyecek. Ama siz çok büyük kaybedince o zaman ağlamayın. O zaman etek giyip kaçmayın. O zaman bir sene sonra, 6 ay sonra Türkler bizi işgal ettiler. Türkler bizim topraklarımızı işgal etti. Biz her türlü anlaşmaya hazırız. Lütfen geri çekilin. Adalarımızı, topraklarımızı bize geri verin diye yalvarmayın. O zaman da efelik yapın işte. Bizim komandoların sizin Atina'nın başkentinizde postallarıyla yürüdüğünde o zaman da aynı erkekliği gösterin işte. Çekirdek kadar bir yersin, çekirdek kadar ya. İstanbul'un kanalizasyonu bile patlasa boğulur, geberir gidersiniz. Bugün kalkmışsınız, yok bütün Orta Asya'ya getir, yok Arpaslan'a getir, yok Fatih Sultan Mehmet'e getir. Bir saatte de Ankara'ya giriyorsunuz. Vay yavrum vay. Fareye rakı içirince diyormuş, masaya vurup diyormuş, o kedi buraya gelecek. Ayık kafayla diyorsunuz galiba, o kedi buraya gelecek. Kedi geldi miydi? Kaçacak delik de bulamayacaksın ama. Abi bizi kurtar diye Avrupa'ya yalvarma işte. Biz girdiğimiz zaman çıkmayız. Aynı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni nasıl aldıysak, şimdi orada öyle köşeye sıkıştınız, hiçbir şey de yapamıyorsunuz. Türk askerleri geldi miydi, kaçacak delik ararsınız işte. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Saygıyla ve sevgiyle kalın, hoşça kalın.